Diyetlerinizde bir numaralı destekçiniz olacak şahane bir tarifim var. Gerçekten inatçı yağlarla başa çıkmada bunun kadar etkilisi görünmedi. Ta antik Yunan'dan gelen bu özel tarifin sizlerin vücuduna katacaklarına inanamayacaksınız. Sizler de iştahınızı bir anda baskılayarak gün boyunca tokluk hissinizi arttırarak istenmeyen kilolara elveda diyebilirsiniz. Bunun için içerisinde kullanacağımız çok özel bir bileşen var ki doğanın bize gerçekten paha biçilmez hediye edeyinin başlıcasından geliyor arkadaşlar. Hücrelerinizin yenilenmesini sağlarken mantar gibi enfeksiyon oluşumlarının da önüne geçecek. Bakterileri vücudunuzdan kesinlikle atmanıza yardımcı olacak. Bağışıklık sisteminizi güçlü bir hale getirirken sindirim sisteminizin de rahatlamasını sağlayacak. Size gün boyunca enerji verecek ve böylece istenmeyen kilolarla başa çıkmada çok güzel bir şekilde metabolizmanızın hızlanmasını sağlayacak olan bu özel tarifimiz ayrıca kötü huylu kolesterolü düşürmesiyle kalp sağlığının üstüne muhteşem bir olumlu etki yaratıyor. Sizler de kilo verirken erken yaşlanmayı engellemek isterseniz, vücudunuzda oluşmuş olan yaraların daha hızlıca iyileşmesini desteklemek isterseniz ve pek çok alerji için de alerjilerin tedavisinde kullanılan tıbbi olarak da farmakolojik olarak da ilaçların içerisinde bulunan şahane bir içerik hazırlıyoruz. Ayrıca yüksek ateşte bu tarif ile birlikte düşürebilirsiniz. Bu tarifin bir diğer özelliği vücudunuzda kan akışını hızlandırdığı için çok güzel bir şekilde organlarınıza daha fazla kan gidecek. Daha fazla kan gittiği için de daha fazla oksijen solunum yaparak metabolizmanız şahane bir şekilde yağların yakımını aktif hale getirmiş olacak. Çok yüksek oranda antioksidanlara sahip bu antioksidanlar başlıca kanserlerin arkadaşlar vücutta daha oluşmadan düzelmesine yardımcı olurken kaslarınızın da çok güzel bir şekilde dinlendirici, rahatlatıcı bir etkisi var. Özellikle kaslarda oluşan spazmları önlemek için dahi tek başına kullanılabilecek şahane bir içerik. Kaslarınızın üzerine relax etkisi yaratırken aynı zamanda sinir sisteminizde kuruyan muhteşem bir içeriği var. Görmüş olduğunuz gibi ben burada zeytin yapraklarından yararlanıyorum. Zeytin yaprakları vücudunuzdaki inflamasyonu, iltihaplanmayı da en azı indirmek için sizlere yardımcı olacak en önemli doğanın bitkilerinden bir tanesi. Çok eski zamanlarda antik medeniyetlerde simyacıların bir numaralı ilacı olarak bilinen zeytin yaprakları bugün de hala da farmakoloji sektöründe sık olarak kullanılan ürünlerden bir tanesi. Hücre hasarını ve oksidasyonunu önleyebildiği için serbest radikallerin vücuttan direkt yok edilmesine yardımcı oluyor. Bu da bağışıklık sisteminizi güçlendirecek. Özellikle tip 2 diyabet tedavisinde kullanılabilen en güzel ilaçlardan bir tanesi. Biliyorsunuz ki artık günümüzde diyabete yatkınlık çok daha fazla aktif durumda. Herkesin hemen hemen aile bireylerinden bir tanesinde diyabet hastalığı var ve genetik geçişte olan bir rahatsızlık olduğu için herkes aslında diyabet ile karşı karşıya. Peki diyabete karşı kendimizi nasıl koruyacağız? İşte bu tarz yapacağınız hayatınızdaki ufak değişiklikler, beslenme durumunuzdaki ufak değişiklikler ve metabolizmanızı hızlandırıcı özel tarifleriyle sizler de diyabet daha oluşmadan önlemini almış olabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bu zeytin yaprağı çayının bir başka özelliği ise virüslere karşı çok etkili olması. Özellikle uçuklara çok iyi geliyor. Herpes virüslerine karşı gerçekten klinik olarak çok güzel sonuçları var. Sizler de bununla birlikte vücudunuzda genellikle uçuk yaratmasıyla bilinen bu tarz virüslere karşı da önleminizi almış olabilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlendireceksiniz. 10 adet zeytin yaprağını ben şöyle hemen demliğimin içerisine aktardım ve bunun üzerine arkadaşlar direkt sıcak su ilave ediyorum. Bu arada zeytin yapraklarını ben kendim bahçemden topladım. Çok güzel bir şekilde öncesinde yıkadım. Yıkadıktan sonra kuruttum. Bu şekilde kurutmayı eğer ki sizler de kendiniz evde hazırlayacaksanız mutlaka daha öncesinde yıkama işlemine çok önem verelim. Çünkü biliyorsunuz ki zirai ilaçlar olabiliyor. Ufak bitkilerden bulaşabilen bazı biyotomlar olabiliyor. Ya da en masum olan toz zerreleri olabiliyor. O yüzden bunu çay olarak tüketeceğimiz için birazcık daha yaprakların iyi bir şekilde temizlenmesi çok daha güzel olacaktır.
Ama kendisi zeytin ağacı bulup toplayamayacak olan arkadaşlarım da marketlerde de görüyorum. Artık marketlerde de satılıyor ya da aktarlarda da bulabilirsiniz. Temin etmesi gerçekten çok kolay ve de gerçekten çok ucuza mal edebileceğiniz, sizin baştan aşağı vücudunuzun yenilenmesini sağlayacak, kan basıncınızı düzenleyecek, özellikle yüksek tansiyona dahi çok etkili bir formül oluyor arkadaşlar bu. Ayrıca Parkinson ve Alzheimer rahatsızlıklarına karşı da önlem almada kullanılabilecek en güzel bitkisel ürünlerden bir tanesi. İkincisi olarak da kesinlikle Türk kahvesini tavsiye ederim. Parkinson ve Alzheimer gibi santral sinir sistemi rahatsızlıklarını önlemek için mutlaka kafeini hayatınızda bulundurun. Tabii ki de çok fazla kaçmayacağız. Günde bir fincan yeterli olacaktır. Bu tarifin bir başka özelliği ise size enerji vermesi. Gerçekten gün boyunca iştahınızı kapatıp bu kadar enerji veren bir çay daha önce denememiş olabilirsiniz. Deneyen arkadaşlarım yorumlarını aşağıda yorumlar kısmına bırakmayı ihmal etmesinler. Çünkü gerçekten enerjinizi çok ama çok yükseltiyor. Bu da diyetlerde herkesin başına gelen kronik yorgunluğun ortadan kalkmasında çok ama çok etkili oluyor. Özellikle arkadaşlar iltihaplanmalara karşı çok önemli dedik. Kemik iltihaplarından tutun da cilt deri iltihaplarına kadar çok güzel bir şekilde iltihap kurutucu etkisi var. Ayrıca kendisi diş ağrısı çekenler için de muhteşem bir ağrı kesici özelliğinde diyebilirim. Sadece bu güzel tarifle ilgili sizlere belirtmek istediğim çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Eğer ki düşük tansiyonunuz varsa, yani hipotansiyon tanısı konmuş bir bireyseniz veya arkadaşlar normal glikoz seviyesi vücudumuzda olması gereken aralıktan bir tık daha düşükse lütfen bu tarifi uygulamayın. Çünkü bu tarifin kandaki glikozu ve kan basıncı seviyesini düşürme etkisi olacağı için sizler için birazcık tehdit edici bir durum oluşabilir. Bu tarz tarifleri denemeden önce mutlaka kendi doktorunuza danışmanızı sizlere tavsiye ederim. Bu grubun dışında herhangi bir spesifik hastalığı bulunmayan kişiler bu tarifi günde bir fincan olacak şekilde tüketebilirler. Gerçekten ailenizde diyabet tanısı konulmuş. Eğer ki yakın akrabalarınız varsa sizler de diyabete bir tık daha yakınsınız demektir. Ve bu tarifle birlikte çok güzel bir şekilde önlem alıp birazcık yeme içme programlarını da değiştirirsiniz. Diyabetin önünde gerçekten arkadaşlar şahane bir engel barajını sizler de oluşturmuş olursunuz. Şöyle çok güzel bir şekilde benim çayım demlendi. Hemen bir bardağa aktarıyorum ve günde bir fincan, bir bardak olacak şekilde bunu istediğiniz zaman tüketmenizi sizlere tavsiye ederim. Benim tarifim sizler için bugünlük bu kadardı. Umarım bu tarifimi beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakacağım Instagram adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin. Ve tabii ki kanalım ile henüz yeni karşılaşan arkadaşlarım aşağıdan kanalıma abone olup bildirim çanlarınızı aktif hale getirirseniz çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler dilerim.